Farz edelim ki şimdi birine 5 dakikalığına bir şeye bakması için bilgisayarınızı verdiniz ve odadan ayrılıyorsunuz. Ve şu an bilgisayarınızı verdiğiniz kişi tek bir dosya dahi indirmeden 2 dakikada bir arka kapı açarak siz yokken de bilgisayarınıza erişmek için kolları sıvadı ve bunu başaracaktı. Siz odada yokken bakalım bu kişi neler yapıyor, beraber izleyelim. İlk durak C'nin altındaki Windows ve onun içindeki Sistem 32 klasörü. Bu klasöre giriş yaptıktan sonra bu klasörün içinde Utilman isimli dosyayı arıyor. Dosyanın özelliklerine gelerek güvenlik ayarlarındaki izinleri değiştirmeye başlıyor. Buradaki amaç şu anda bilgisayarın açık olduğu yani çalıştığı hesap olan Gökhan isimli hesabın bu dosyanın ismini değiştirebilme hakkına sahip olması. Bu aşamada dosyanın sahipliği değiştiriliyor. Bu aşamada ise Gökhan hesabının bağlı bulunduğu yönetici grubunun dosyayı değiştirmesine izin veriliyor. Buraya kadar olan bütün aşamalar sadece dosyanın adını değiştirebilmek için gerekli izinleri almak adınaydı. Madem ki bütün gerekli izinler alındı, şimdi ise dosyanın adını değiştirme vakti. Dosyanın adını değiştirdikten sonra bu dosyanın yerine geçecek olan cmd.exe isimli dosyayı arıyor. Bu dosya zaten Sistem 32 klasöründe bulunuyor. Bu dosyayı kopyalayıp Sistem 32 klasörüne tekrar yapıştırıyor. Artık yeni dosyanın adını Utilman olarak değiştirebilir. Bütün işlemler buraya kadar ve toplamda 2 dakika bile sürmedi. Normalde arka kapı açılmamış bir bilgisayarın giriş ekranında sağ altta erişim kolaylığı menüsü bulunur. Bu menünün sistemdeki karşılığı olan dosya utilman.exe dosyasıydı ve saldırgan bunu değiştirdi. Ve saldırgan bir gün bilgisayarla baş başa kalır. Saldırgan buradaki komut ekrandan sistemde istediği şeyi zaten yapabilmektedir. Ancak şu an tercih ettiği şey arka kapı isimli bir kullanıcı açarak bunu yönetici hesabı olarak tanımlamak. Saldırgan yeni açtığı hesapla giriş yaparak istediği dosyayı görüntüleyebilir. Aynı zamanda yönetici yetkisinde olduğu için bütün kullanıcıları da görüntüleyebilir. 2 dakikalığına bile olsa bilgisayarın başından ayrılırken birinin müdahalesine karşı ekranı kilitlemek bu tarz saldırılara karşı bir önlem olabilir ancak tabii ki yeterli değil. Çünkü bu yöntemlerden sadece biriydi. Ve son olarak serinin yeni videolarından haberdar olabilmek için kanala abone olmayı unutmayın.